Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Veylün mübtedadır, yazıklar oldu, yazıklar olsun. Kim için? Likülli hümezetin lümezetin. Haber olup luanetün vezninde mübalağa ile ismi faildir. Yani mübalağa ismi fail vezinleri Sarf ilminin maksud kitabında geçiyor. Hani cehulün, sıddıkın, kezzabın diye böyle birkaç tane var. Sonunda luanetün var. Luanetün veya luanetün. Bu yani hemze yani hamizin mübalağa ismi faili ve lamizin hemmazın değil de hümezetün diye geliyor. Mübalağa ismi fail. Çok çekiştirenler demek. Kendileri mübalağa veznindedirler. Bu iki kelime. Hümezetün, lümezetün. Her biri hümeze ve lümeze için yazıklar olsun manasına geliyor. Birinci ayet. Yazıklar oldu. Kimmiş bunlar? Müminlerin yüzüne veya gerek gıyabında şeref ve haysiyetini garip, mahcup eden kimselere hümeze ve lümeze denir. Yani gerek yüzüne, gerek gıyabında. Yani bazıları der ya ben gıyabında konuşmam, yüzüne söylerim. Yani yüzüne de söylese, gıyabında da konuşsa günah aynı günah. Onun için kimse övünmesin, ben yüzüne söylüyorum, ben mert adamım demesin. İkisinin cezası da aynı. Hümeze, bir Müslümanın veya Müslümanların yüzüne karşı çirkin söz söyleyip tahkir eden, tahkir edip daima şeref ve haysiyetini kırarak, kalbini rencide ederek edecek söz söyleyen kimseye denir ki bunları itibar düzeltiyorum. Bunları itiyat yani adet haline getirmiş yüzüne ve arkasına karşı söz söylemeyi yani hümeze bu demek. Ya yani bu Müslümanların yüzüne karşı onların haysiyetini rencide edecek, kalbini kıracak söz söyleyenlere hümeze deniyor. Bunu adet edinmiş, yani itiyat edinmiş, adet kelimesinden geliyor. Adet edinmiş, yani sık sık yapan demek. Lümeze de Müslümanların arkasından ki gıyabında, yani bulunmadığı mecliste çirkin söz söyleyip, hakaret edip, şeref ve haysiyetine dokunacak sözlerde bulunarak kalbini kıracak söz söyleyen kimseye denir. Veil'in üç manası vardır. Yani lügat manası yazık, helak veya cehimdir. Birinci manası yani buradaki tefsir edilen manasını söylüyor. Birincisi yani veil üç şekilde tefsir edilir anlamında. Bir, eğer bir defa hümeze ve lümeze yaparsa, yani gadap ve öfkesinden dolayı Müslümanların yüzüne ve gaybiyetine, yani gıybetine kalbi rencide edecek sözlerde bir defa bulunursa, o kimseye yazıklar oldu ve yazıklar olsun demektir. Yani bu bir kere yapan, adet haline getirmemiş. İki, eğer bir kimse bu çirkin,
adeti ve nahoş sözleri yüze ve gıybete birkaç defa, ki üç defa yaparsa helak oldu. Azim helak onun içindir demektir. Üçüncüsü de, eğer devamla Müslümanların yüzüne ve gıybetine söz söyleyip kalp kırmağı adet edinmiş ise, ki daima dilinde tesbih gibi sayarak veil deresi onun içindir. Ya bunu sürekli yapıyor. Sürekli yapıyor bu üçüncü grup. Hiç dilinden düşürmüyor. Ama hedefi de hep Müslümanlar. Hep kalp kırıyor, rencide ediyor, dedikodu yapıyor. Yani maksat onun değerini ve şerefini düşürmek toplumda. Yani bu kimse cehennemin veil deresine yuvarlandı demektir. Hemze, hümeze ve lümezeden beder. Ellezî, o alçak ve rezil adam ki, Mevla burada ismini zikretmeyip ismi mevsul getirmesinin sebebi tahkir içindir. Cema'a cem etti, topladı. Neyi topladı? Malen, malı topladı. Burada malen cema'nın mef'ulü bihidir. Yani cema'a topladı. Neyi topladı? Malen, malı topladı. Mef'ulü bihidir. Arada bir de işte böyle Arapça kaidelere dokunuluyor. Yani hatırlatılıyor. Vaaddedehu, o malı tadad etti. Yani saydı. Bunun iki manası vardır. Birincisi, idadın, yani hazırlamaktan ki, hazırlamak, malı hazırlamaktan ki, Müslümanlardan gelecek olan beladan ve gelecek olan her türlü fenalıktan kurtulurum diye o malı hazırladı. Müslümanlardan korkuyor, bana bunlardan zarar gelir diye ne yapıyor? Mal hazırlıyor, mal topluyor. İki, addedehu den, yani taadattan saymak manasınadır. Addede saydı, yani o malını saydı. Yani önce cemetti, topladıkları o malı istif yığarak sayarlar ve üst üste yığarlar. Öyleyse o alçak da o malı cem edip topladı ve istif edip yığdı ve saydı. Hazırladı. Peki Müslümanlara para lazım değil mi dersen, onlara daha ziyade lazımdır. Fakat dünya malının sevgi ve muhabbeti kalbe sokmamak şartıyla. Yani dünyanın sevgisini, muhabbetini, efendim, haşa dünyaya tapmayı, yani bunu kalbine sokmayacak. Düşmanlarına karşı her türlü müdafaayı yapmak için, kendisinin, çoluk çocuğunun istirahatini temin için lazımdır dünya malı. Yani dünya malı kalpte değil, cepte olacak. Kısaca. Yahsebu, üçüncü ayet, Yahsebu, dördüncü baptandır. Yani burada hasibe Yahsebu hatırlatmak istiyor. Hasibe, zannetti veya hesap etti. Yahsebu, zanneder anlamına. Yahsebu, zannediyor. Kim huve, o alçak. O malı cem edip toplayan adam, yani hümeze ve lümezeyi yapan, adet edinen kimse neyi zannediyor? Enne mâ lehû ef'al-i kulüptendir. Yani zannetmek ef'al-i kulüptendir. Gönülle, yani zihinle, düşünceyle olan bir fiildir yahsebu. Ef'al-i kulüpten talik vardır. Muhakkak o hümeze ve lümezenin toplayıp cem ettiği mal nedir? Ahledehu, ne zannediyormuş? Ahledehu, onu, yani kendisini ebedi ve muhallet yapacak zannediyor. Yani o mal kendisini
ebedi yapacak zanneder, sanki hiç ölmeyecek gibi bütün varlığı dünyadır. Efendim. Dünyaya varlığı dünyaya yapışacak ve dünyaya muhabbet edecek ki o varlık kendisini ebedi bırakacak zanneder. Burada tariz vardır. Ey budala, ahmak, ebedi yapacak ahiret amelidir. Ey kişi, düşün, para cem edip toplamak adamı ebedi yapmaz. Ancak onu ebedi yapacak olan ahiret için çalışmaktır. Ahiret amelidir. Kella, iki manaya gelir. Birincisi red manasına, yani ihtiras, hayır manasına. İkincisi de hakkan manasınadır. Burada harfi redidir, meni manasınadır, yani men ediyor. Bazı mevkide kella kelimesi hakkan manasına gelir. Öyle değil, öyle değil. Onun zannı batıl ile zannettiği gibi değil. Öyle dünya malı veya dünya parası toplayıp Müslümanlara karşı taarruz ve onların kalbini rencide edecek sözler söylemekle Müslümanların yüzüne karşı hakaret, arkasından zemmetmek, şeref ve haysiyetini kırmak gibi değildir. Levh-i bedenle lam, kasem ve teykid içindir. Yani levh-i bedenin önündeki ilk harfi levh-i bedenle. Zatıma kasem ederim ki elbette ve elbette atılacak. Burada levh-i bedenle layutrahenne manasına gelmiştir. Ve aynı zamanda kasem ile beraber iki tekit vardır. Yani iki tekit burada başındaki lam, yünbezü. Aslında bu fiili nebeze, yenbezü, yünbezüdür. Başına lam, sonuna nunu müşeddede gelmiştir. Ve yünbezenle olmuştur. Yani bunun katiyetini belirtmek için Cenab-ı Hak hem yemin ediyor hem bunun katiyette olacağını bize ve bunu da yapacağını, vazgeçmeyeceğini burada katileştirmiş oluyor. Evet, birinci tekit, lam-ı kasem, hem tekit, yani lam, kasem ve hem tekit, iki tane yerde kullanılabilir. İkincisi de nun-u müşeddededir. Kim atılacak? Hüve, bu fikirde olan, yani bu alçaklığı yapan o Müslümanların yüzüne karşı ve gıyabında hümeze ve lümeze yaparak taarruz edip, yani saldırıp, taarruz saldırmak demek, şeref ve haysiyetini kıran, zem ve tahkir edenler atılacak. Mümin karındaşının arkasından gıybetini etmek, o karındaşının ölü etini yemek demektir. Nereye atılacak? Bu lümeze ve lümeze, fil hutamati, hutama manen, kemikleri kırmak manasındadır. Yani hutama, bir cehennemin bir derekesinin adıdır. Hatta ikinci derekenin adıdır. Manasındadır ki kemiği kırıcı cehenneme atılacaklardır. Yani hutamenin içerisine atılacaklardır. Cehennemin hutama deresine ki cehennemin ikinci derekesinin efendim çukurunun ismidir. Yani önce cehennem hani 7 kat, birinci kat en üstte cehennem var. İsmi cehennem onun, yani cehennemin tamamı cehennem değil. Birincisi cehennem, ikincisi hutama. Efendim böyle devam ediyor. İşte sahir, sonunda veyilderes falan var. Azap daha da şiddetleniyor. Zındıkların, münafıkların, efendim din düşmanlarının gireceği yer en altta.
Ben Gutama, işte bu cehennemin ikinci çukurunun ismiymiş. Ve ma müpteda ve istifamdır, yani soruyor. Ma'yı istifamiye. Ne şey ve ma ne şey ki edrake sana bildirdi. Neyi bildirdi? Ma yine müpteda. Yani ol bir şey ki nedir? El hutamatu. Yani hutama nedir? Ne olduğunu sana kim bildirdi? Efendim, yani Habibim sana o hutemeyi ve onun dehşetini ne şey bildirebilir? Elbette hiçbir şey bildiremez. Öyleyse ben bildireyim. Sana bildiriyorum. Hutamadan bedel ve hutamayı tefsirdir. Yani hutama hem bedelmiş hem de tefsirmiş. Bedel görmüştük Arapçada. Narullahi, narullahi Allah'ın narıdır, ateşidir, ateştir. Öyle ki, öyle bir nar ki, el-muvakkada, düzeltiyorum, el-muvgada, muvgada, yanmış veya kılmış, yani yanmış ve yakılmış, yani Allah Teala'nın ikat buyurmuş olduğu yakıt, yaktırmış olduğu nardır ki kimse tarafından itfasına, yani söndürülmesine imkan ve ihtimal olmayan ateştir. Burada Cenab-ı Hak narı ismi şerifine izafet etmiştir ki narın şiddetini göstermek içindir. Yani narullah diyorsak bu Allah'ın yakmış olduğu veya yaktırmış olduğu bir ateştir ki, yani nasıl ki Allah'ın azameti bilinmez, ölçülmez, onun yaktığı ateş de aynı derecede muazzamdır. Onu da kimsenin gücü söndürmeye yetmez. Arapçada sopaya da muvgade derler. Yani Arapçada sopaya, sopaya değil burada P gibi yazılmış ama sobaya, bildiğimiz sobaya muvgade derler. Elleti, yani soba artık evlerde yok, kalorifer var ama eskiden soba yakılırdı. Tabii bir ısısı vardı, evi ısıtırdı, insanın içini ısıtırdı. Efendim, boşuna yanmasın diye üzerine de bir çaydanlık konurdu, su ısıtılırdı her zaman hazır olsun diye. Öyle güzel tarafı var sobanın. Ya bu zahmet oluyor diye artık kullanılmıyor. Yani onu yak, külünü temizle falan. Ha, o günleri gördük biz memlekette. Elleti, yani narullah, narullah demişti ya, elleti oraya gidiyor isim mevsul. Ol bir narullah ki, yani ol bir Allah'ın nuru ki, öyle bir ateş ki, taddali'u musallat olur ve hücum eder. Hücum eder, Allahu Ekber. Yani öyle bir ateş ki, hem musallat oluyor hümezeye lümezeye, hem de onlara hücum ediyor. Yani affetmiyor. Ne üzerine? Alel efideti. Burada fuadın cemi efide gelmiştir. Bu ki bu gibi adamların kalpleri üzerine musallat olur ve hücum eder. Neden kalpler üzerine buyuruldu? Müslümanların şeref ve haysiyetini kıran kötülük ve fesadın merkezi kalp olduğundan efide, yani kalpler üzerine musallat olur buyuruldu. Zira iyilik de kalpten çıkar, kötülük de kalpten çıkar. Yani merkezi orasıdır. İmanın da küfrün de merkezi, karargahı kalptir. İnneha İnneha leyünbezenne'deki kaseme cevaptır. Muhakkak ki o hutama dediğiniz şey, hutama denilen cehennem derecesi, o ateş kim üzerine? Aleyhim. Onlar, o gibi adamlar, yani kalpleri ve o kalplerin sahipleri üzerine nedir? Sadetün, yani başka bir kelimeyle mutabagatun demektir. Efendim, yapışmıştır diyor.
yapışmış. Yani tam tamına mutabıktır. Sanki vücutlarına elbise giydirilmiş gibi sımsıkı sarılmıştır. Yani ateş öyle bir elbise gibi giydirilmiş. Aynı böyle hani dar elbiseler olur ya, böyle hani tayt mı diyorlar ne? Hani vücudun hatlarına tam oturmuş. Ateş de diyor onların vücutlarına öyle oturur. Öyle bir elbise gibi giydirilir. Ne dışarıdan içeriye hava alacak zerre miktarı bir delik olmadığı gibi, ne de dışarıya zerre kadar ateş çıkacak bir yer yoktur. Yani sımsıkı. Nefes aldırmayacak onlara. Peki ne oldukları halde? Müstakine bağlanmış oldukları halde. Nerede bağlanmış ve nerede mutabık? Fi amedin, direk içinde. Yani direğin içi arı kovanı gibidir. Bu tabi mecazdır. Öyle direk ki mümette de uzatılmış direk. Yani içerisindeki cehennem ateşi onlara mutabıktır. Yani o direklerle onların bulundukları huteme dediğimiz derekenin kapısı efendim engellenmiştir. Yani kapı açılamayacak kadar direkler dolmuştur oraya. Veyahut da o direkler kapılarının arkasına efendim uzun uzun bağlanmıştır. Birinci mana, direk gibi olan cehennemin içinde, yani arı kovanı gibi olan cehennemin içindedirler. İkinci mana da uzun uzun büyük direklerle kapısı engellenmiştir. Çıkmaya hiç imkan ve ihtimal yoktur. Zira cehennem derekelerinde yani 70 kişi olur. Tabi fi amedin, onu da bazıları böyle hani ya dalgınlıkla ya da tam araştırmadan onlar cehennemde direklere bağlanmış olarak gibi anlatıyorlar. Fakat burada fi zarfiyet içindir. Yani ebatları olan efendim sınırları olan bir şeyin içinde olmaktır fi. Burada huteme ve hümeze ve lümeze yapanlar o direklerin içine, yani onları bir şöyle boru gibi düşünün. Direk gibi borular dikilmiş ve onların içine arı kovanına yerleştirilmiş gibi onlar yerleştirilecek ve onların azabı orada devam edecek. Yani böyle bir büyük boru gibi düşünün. İçinde ateş var. Ne çıkışı var ne girişi var. Bu şekilde azap görecekler. Tabi bu ayet-i kerime bir rivayete göre böyle müşriklerin en azılılarından olan Velid bin Muğire gibi kişiler hakkında nazil olmuştur. Onlar devamlı Resulullah'ı küçük düşürmek için devamlı onun zemmini yaparlardı. Onu kötülerlerdi, hakaret ederlerdi. Efendim, böyle azaba düçar olacakları bildiriliyor. Tabi Velid bin Muğire gibi bir azılı müşrikin de Halid bin Velid gibi oğlu Müslüman oldu ve dinimize hizmet etti tabi. Yani alimden zalim, zalimden alim doğabilir sözü bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Cenab-ı Hak yani hümeze, yüzüne karşı çekiştiren, kötüleyen, hakaret eden, kalp kıran efendim insanları da burada tehdit ediyor. Gıybet yapan, arkadan konuşanları da aynı şekilde. Ha şu gıybet tabii ki hele hele bir Müslümanın itibarını düşürecekse, kalbini kıracaksa o çok tehlikeli, işte bu surede geçtiği gibi. Efendim bu şekilde dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak ilmimizi amel etmeyi
nasip ve müyesser buyursun. Cehennem azabından muhafaza eylesin. İmanla gitmek nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin.